Ya ne mesajı abi, milletin ocağı batmış, 23 Nisan'ı çocuklar kutlayamayacak ki. Evet. Bu koronadan dolayı. Evet. Millet düşmüş canının derdine, çoluk çocuğu dışarı çıkaramıyor, korkuyor. Evet. Allah'tan bir çözüm gelsin bu işe inşallah. İnşallah. Yoksa ulusumuza hayırlı, çocukların bir bayramı ama hüzünlüyüz, kutlayamıyoruz yani. Bugünden evde süsleme yaptık, çocuğumuz İstiklal Marşı'nı okudu canlı derse. Evet. Öğretmeni kutladı, teşekkür ediyoruz buradan herkese. Öğretmenin, çocukların bayramını kutluyoruz. Ya her sene aslında 23 Nisan çok güzel geçiyordu. Evet. Hani biz 23 Nisan'ı yaşadık. Ama bu seneki çocuklar yaşamıyor bu durumlardan dolayı. Üzülüyorum ama herkesin 23 Nisan kutlu olsun diye. Sen ne diyorsun? Bütün çocukların 23 Nisan kutlu olsun, ne diyeyim. Böyle olması tabii ki de üzücü hastalıktan dolayı ama yapabilecek bir şey yok. Tedbir için evde kalmamız gerekiyor. Düşüncemiz ne olabilir, ne kadar güzel. Evet. Mutluyuz. Aslında 23 Nisan isterim ki. Sadece 23 Nisan değil, senenin 365 günü evet. Çocuk bayramı olmasını isterim tabii ki. Evet. Bunun sembolik olması gerekmiyor. Önemli olan çocuk haklarının verilmesi önemli. Çocuklara sahip çıkmak önemli. Yoksa esas bayram budur aslında. Çocuklar, çünkü çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar bizim aydınlığımız, evet. Çocuklar bizim yarınlarımız olduğu için çocuklara her zaman sadece 23 Nisan'da değil, her gün değer vermemiz, her gün sahip çıkmamız gerekiyor. Var, Türkiye için mesajım var ama koronadan yapamıyoruz işte, görüyor halimizi. Yaptırmıyor. 23 Nisan, eskiden 23 Nisan'lar nasıl oluyordu? Çok güzel oluyor. Eskiden bayramla oldu mu millet böyle hepsi ayakta bekliyordu bayram geldi diye. Şimdi bayram mıyram yok. Bayramlar kalktı. Neden yok, neden? Izdırap çekiyoruz da ondan. Neden ızdırap çekiyoruz? Enflasyondan ızdırap çekiyoruz. Emekliyiz, paramız yetmiyor, gelemiyoruz. Elimize birer kart verdiler. Sayın Cumhurbaşkanım bu kartı iptal etti. Arabalara binemezsiniz dedi. Evet. Biz de ne yapalım binemiyoruz, bilmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kalmadı. Atatürk eserlerini yıktılar. Bir de Atatürk yıksalar heykelden daha iyi olacak. Başka bir şey kalmadı. Ne yapalım biz? Ne bayram kaldı, ne seyran. Millet ne yapacağını şaşırdı. Bir şey söylese. Şimdi bak konuşuyor sana ya. Yarın beni PKK'lı diye şey atalar. Cezaevine zaten. Vallahi atalar. Yok amca, öyle şey mi olur ya? Ya FETÖ ödeyecekler ya PKK'lı. Vallahi böyle derler. Ben buranın yerlisiyim. Dağlıyım ben. Orhanilli. Evet. Ama gel anlat. Anlatamazsın derdin. Derdin bitti. Kimse dert anlatamıyor. Eskiden bir güvencimiz var. Şimdi Allah'a güveniyoruz. Allah'tan başka kimse yok. Anladın mı yavrum? Bu. Ne diyeyim sana?